değerli izleyicilere, bugün sizlere Ardahan'dan sesleniyoruz. Dark besiciliğe konuk olduk. Yanımızda Metin Bey var. Dark besincilikle alakalı birçok şey konuşacağız ama öncelikle Metin Bey'i tanıyalım istiyorum. Merhabalar Metin Bey. Merhaba. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Siz de hoş geldiniz buraya. Hoş TGRT bulduk. Ekibi olarak. Öncelikle biz bu alanda neler yapıyoruz Metin Bey? Biz bu alanda kendi hayvanımızı üretiyoruz. Daha çok dışarıdan, köylerden de hayvan topluyoruz. Alım satım işini de yapıyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimize mesela il içinde ve il dışlarında gelen arkadaşlar da yardımcı oluyoruz. Hayvanlarımızı veriyoruz. Bu şekilde sürdürebiliyoruz yani. Hizmet ve faaliyet alanlarımız nelerdir? Hizmetten de bahsetmiş olalım. Hizmet ve faaliyet alanlarımız genellikle küçük başlarken yani büyük başın küçüğünü alıp büyütüyoruz. Kurban işini de yapıyoruz. Bu şekilde devam ettirebildiğimiz kadar yapıyoruz. Hani böyle fiyatlar, yem fiyatları belimizi büküyor. Saman fiyatları belimizi büküyor. Hani maliyeti aslanından aşkın yani bu şekilde yani ev hayvanlarımız da olmasa yani başa çıkamıyoruz. Bu şekilde yani yapıyoruz. Buyurun. Kaç senedir bu sektördeyiz? Bildim bileli ben bu işteyim yani baba mesleği diyelim bu şekilde yürütmeye çalışıyoruz yani. Kaç kişilik uzman kadromuzla hizmet veriyoruz insanlara Metin Bey? 7-8 kişi aile üyelerimiz, bir iki arkadaş da böyle yardımcı alıyoruz. Bunlarla beraber işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Peki pandemi sürecindeyiz biliyorsunuz. Pandemi süreci sizleri nasıl etkiledi? Ne gibi tedbirler aldık bu alanda? Bunlardan da bahsetmiş olalım biraz. Pandemide yem fiyatları birden ikiye çıktı. 80'den 130'a kadar çıktı. Yani yarı yarıya fiyata çıktı. Saman 600 liradan 1200'e geçen sene pandemide çıktı. 1300'e 1400'lere de çıktı. Dışarıdan müşterilerimiz yani besici arkadaşlarımız gelmeyince burada da mağduriyet yaşadık. Hayvanlarımızı satamayınca buradaki borçlarımız, yem borçlarımız, kredi borçlarımızı ödeyemedik. Yani bütün buradaki Ardahan milleti olarak yani bayağı bir pandemide zorluk çektik yani. Alıp almaları önemli değil. Burada bakabilirler, tanışmış olabilirler, ilimizi tanımış olabilirler, biz de tanımış olabilirler. Memnun kalırlarsa bir daha gelirler yani. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bizler teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın, hoşça kalın.